Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Yaşımız ustaz. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Elhamdülillah, özellikle hiç bir sesle. Rahmet, biz şu yenilik çıktı, mescitler açılı yaptı deyip, biz kütken, Momu Müslümanlar kütken yenilik bana ve nihayet eşittik. Elhamdülillah. Şu doğrusu da bundan bir yolu, kanda kılışımız yeri, kanda buluş yeri. Yaşı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Allah-u Teala'ya bir adet maktablar, hamdü sanalar, kança maktab etse, kança Allah-u Teala'ya hamdü sana etse kem. Rabbil alemin'e bir adet şükürler, hamdü sanalar olsun ki Allah-u Teala yine mene inşallah özünü izni bilen, özünü ruhsatı bilen, bizlerini özünü üyüge çakırıp, teklif kılıp hayya ala salah, hayya ala felah namazga şaşılın, necatga şaşılın degen nidalarga cevap verişlik ki yani bizge inşallah imkaniyet bul yaptı Allah subhanahu wa ta'ala marab nersene devamı yıksın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki salavat salam var olsun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel namaz okuyan ve en güzel ibadetlerini kıyan zat Allah subhanahu wa ta'ala kişiye özellikle salavat salamlarını yollasın aslında hakikatten yani şu, ne fakat bizde yurtta ya ki başka yurtlarda belki Biladül Harameyn deydi, hatta ki Harameyn biladı yani yurtlarda Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şehirlerde hem bütün yeryüzüde, Mağrib'de olsun, Maşrik'de olsun hiçbir tarihte misli görülmeyen bir kızık vakiyeler olup öttü. Biz bu vakiyelerin köp çöntürüşlüğü hareket kıldık yani وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا Birer bir darahını belki üzülüp düşmeydi. Belki Allah subhanahu wa ta'ala bana şu nersene hem biledi de. Demek bazı bir bizim kemçiliklerimizden bugün dur Allah ta'ala özü geçirsin. Hem malarımız kemçiliğin egesimiz. مَنْ ذَلَّذ۪ي مَا أَلَمَّ Kaysi insan elemlenmepti. Kaysi insan günah kımaptı. Yaki مَنْ ذَلَّذ۪ي مَا سَاَقَطْتُ وَمَنْ جَاءَ بِالْحُسْنَ فَقَطْ diyen Araplarının sözüye göre. Lakin yine makal var ki devamul hal minel muhal bir nersene devam etip geçişliği bu emri mahal daima bir nersene daima devam etip kete verişliği bismillah bu emri mahal bu nersen mesela o şey vakitlerde biz etip düşündürdük mescitlerini yapılıp geçişliği daimi emez. Lekin ondan evvel biz bildik ki mescidlerin açılışlığı hem daimi emesek. Hazır bir yerdeki savalımız bana Allah Ta'ala'nın üye biz inşallah şerayetlerine tayyar kılıp namaz hallarımız gidip oralarını açık kılıp bir neçe kalıyan hem koyulgen taleplerini muhtiyetimiz taraftan koyulgen taleplerini imkan kadar hemmesini tayyar kılıp koyduk. Yani bir neçe saatlerden ki inşallah bağımdat namazgı cemaatlerimiz geliştiğini başlaydı. Hürmetli aziz mamun musulmanlar mescidlerin eşikleri açıldı. Lekin itibar veriyotgan bo'lsanglar bu eshiklar ayni yozni oyini o'rtalarida ochilyapti. Mana hozir bomdod namozining vaqti deyarli 20 kun ichida 1-2 minut u yoqqa, 1-2 minut bu yoqqa o'tadi. Eng bomdod namozining eng qisqa ya'ni eng erta o'qiladigan vaqti. Va futdan namozining eng kech o'qiladigan vaqtiga to'g'ri kelyapmiz. Qarang sinov ustiga sinov. Allah subhanahu wa ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un biz sizlerini bekardan yaratık deyip oylaysızlar mı? Ve bizlerge kayıtmayımız deyip oylaysızlar mı? Deyip Rabbil Alemin ayet kerime düşür yaptı. Namaz vaktları cilip duradı. Biz mescidler yapılgen vakitte ettik ki kanıydı bana şu mescidge kirip namaz okusak. Kanıydı bana şu yerge kirip rükû okusak, secde okusak, cemaat bulan bir gibi olsak dedik. O şeküller hem ötüp gitti hürmetli aziz mumun musulman ekevkeler. Biz yine mescidlerini kayıta açıladığan gününü mener özümüz karşı al yapımız inşallah. Muhtiyatımız tarafından bugünden başladı inşallah. Çisloge seneki karaladığımızı bugünden başlanadı. Bamdat namazdan başlayıp mescidlerde ruhsat verildi inşallah. Bütün dünyadaki belki mescidlerde hem ruhsat verilsin. Bizini bir yerde becerilen vazifemiz gelip aytilgan talablarni bajarib va jamoat bo'lib namoz o'qishimiz. Mana endi
bizni bo'yinimizga yuklatilgan haqiqiy narsa jamoat chaqirig'iga javob berishlik. Hayya alas sala, hayya alal fala, najotga shoshiling, namozga shoshiling. As-salat khayrun minan nawm. Namoz uyqudan afzal degan chaqiriqlarga javob berishligimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni Madinai Munawvaraga borib birinchi qilgan ishlari aqo baynal muhajirin va ansor. Muhajir hamda ansor insonlarni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam birodar do'st qildilar. So'ngra bana al-masjidan nabaviy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nabaviy masjidini qurdilar sahobalar bilan birgalikda. Demak, masjid mu'min musulmonlar uchun juda ham muhim va kerak joy. Salatul jamoati khayrun min salatil fardi bi 27 darajatan. Jamoat bilan o'qilingan namoz albatta yolg'iz o'qilingan namozdan ko'ra 27 barobar ko'proq. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Qalblari masjidlarga bog'lanib qolgan inson deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Alloh taolaning soyasida qiyomat kunida turadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtayaptilar. Hurmatli azizlar, uzoq vaqtlarimizdan beri kutib qachon masjidga borarmiz degan so'z bo'ldi va o'sha kunga biz inshaalloh yetib keldik. Shuning uchun bu yerda aytiladigan, tushuntirib beradigan ko'p narsalar yo'q. Asosiysi namoz vaqtlarida kelib jamoat bo'lib namoz o'qishlik. Bunga biz juda mushtoq bo'ldik, juda kutdik. Jamoat bo'lib o'qishlik va mana shu joyda jamoat savobiga erishishlik bo'ladi. Robbil alamindan duo qilib so'raymiz Alloh subhanahu va taolo mana bunday balolarni butun musulmonlardan va yer yuzidan Alloh taolo ko'tarsin, uzoq qilsin va mu'min musulmonlar masjidlarga, nafaqat o'zlarining masjidlariga, balki Makka-i Mukarrama, Madina-i Munawvara, butun dunyodagi masjidlarga ham mu'min musulmonlar kirib ibodatlarini qilishligini Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Va boshqa savollarimiz yo'qmi? Savol bo'lsa, taraqqi. Shu bizda endi hamma qachon ochilasin, qachon ochilasin deb yurgan masala ochilibdi, xudo xolasa. Mana shu masala ham mana qachon ochilarkin deb haqiqatda to'g'ri aytyapsiz. Odamlarimiz ko'p so'radi. Masjidlarimiz qachon ochilar ekan, qachon ochilar ekan deb ko'p so'radi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor, sahobalarni aytdilarki, g'azovat yurgan vaqtlarida sizlar biror bir qadam tashlasanglar, biror bir joyga borsanglar, dushman bilan yo'liqsanglar, Madinada qolib ketgan birodarlaring albatta sizlar bilan teng ajr savob oladilar deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari ajablanib aytishdi: "Ya Rasululloh, biz issiqda, qiyinchilikda yo'l bosib yurgan bo'lsak, ular Madinada o'tirishgan bo'lsa, qanday qilib ular savob olishadi?" deganda habasa humul uzr. Ularni uzr saqlab qoldi. Uzr ushlab qoldi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Mana biz o'rtada jamoat namozini o'qiy olmadik. Mana shu o'qiy olmaganligimizning sababi uzr bo'ldi xolos. Masjid yopilishligidan avval namoz o'qib turgan insonlar masjid yopilgandan so'ng namozlarini davom ettirsalar, o'rtadagi o'qilmay qolgan, ya'ni masjidga chiqmay qolgan kunlarning hammasi jamoat namoz deb yoziladi inshaalloh. Masjid bekilishligidan avval doim kelib turgan insonlar imkon qadar. So'ngra masjidimiz bekilib qoldi, inshaalloh ochilib qolar deb kutib, masjid ochilganidan so'ng yana mana shu masjidga kelib davom ettirsa, ibodatida, jamoatda davom ettiradigan bo'lsa, o'rtadagisi uzr tufayli bo'lib qolganligi bilinib qoladi. Ammo nimaga masjid ochilmayapti desa-yu, masjid ochilgandan so'ng jamoatga kelmaydigan bo'lsa, ana u kishi savoblardan quruq qoladi. Haqiqatan biz so'rayotgandik, mana yaqinlardan beri qachon ochilar deb ko'p so'radik. Inshaalloh mana Alloh taolaning taqdiri, bu umr o'taveradi, vaqtlar ketaveradi, hayot o'zgarishlarga doim boy, o'zgarishsiz hayot bo'lmaydi, doim o'zgarishlar bo'lib turadi. Mana biz kutgan masjid ochilish kunlari ham yetib keldi. Ana endi haqiqiy iymon, e'tiqod va to'g'ri so'z insonlar masjidlarda inshaalloh namozlarini davom ettiradilar. Alloh taolo har birlariga mana shu masjidlarga kelishligini o'z robbil alamin oson va yengil qilsin. Shu masjid ochilgani juda ham yaxshi bo'lyapti. Endi ko'pchilik shu eng uzun kunda turib biz dedingiz hozir. Bomdod namozida ko'pchilik bo'lmay qoladi. O'sha bomdod namozining fazilati to'g'risida ko'proq. Ha, mashalloh. Haqiqatan peshin, asr, shom xutbalarida ham biz bo'lishimiz mumkin-ku. Yaxshi savol beryapsiz. Azqaru solat alal munafiqin, salatul fajr va salat al-asha
eng munofiq insonlar uchun og'ir bo'lgan bu bomdod hamda xufton namozlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda va subhi iza tanaffas bomdod namozi vaqtidagi nafas. Subhi sodiq tongdagi nafas deyapti. Eng toza havo bo'ladigan joy. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bashiril mashain fi zulama bi nuri tam yawm al-qiyamati. Zulmatlarda, qorong'ularda masjidlarga basıp keladigan insonlarga qiyomat kunida tamomiy savobni bashoratini bering degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Ba'zan ajablanasan inson masalan mol bozorga yoki savdo qilishlik uchun bir bozorga borish kerak bo'lsa, agar ertaroq borish kerak bo'lsa, biror inson kech qolmaydi. Masjidga kelinadigan bo'lsa, savob beriladi. Xossatan hozir aytgan so'zingiz to'g'ri, mana eng o'sha tun qisqa, kunlik kunduzi uzun bo'lgan vaqtda turibmiz. Mana shu paytda inshaalloh savoblarimiz yanada ko'proq bo'ladi. Shuning uchun o'sha bomdodga chiqishlikka harakat qilishimiz kerak. Alloh taolo val fajri va layalin ashr bomdod vaqtiga qasam va subhi iza tanaffas subh vaqtiga qasam deyapti Alloh taolo. Hamda va bil asharihum yastagfirun sahar vaqtlarida ertalab Allohga istig'for aytadigan bandalarim deb Qur'oni Karimning bir necha yerlarida maqtalgan. Mana shu bu hozir bomdod fazilati haqida aytsak so'z ko'payib ketadi, lekin yaxshi eslatma bo'ladi inshaalloh jamoatimizga. Ayniqsa bomdod namozlariga duolar ijobat bo'ladigan haqiqiy mu'min bilan o'sha munofiq bo'ladigan insonlar ham ajrab qoladigan namozlarga albatta mahkam bo'lishimiz kerak. Allohu alam. Boshqa savol yo'q. İnşallah endi sol karantinda bozorlar yopilgan bo'lsa, bozorlar ochildi. Masjidlar ochilgandan keyin oldingidan ko'ra ko'proq chiqib o'zimizni nimamizni ko'rsatishimiz kerak ekan. Tilman yopib qo'yuvdik, kela olmadik hech kimimiz. Yopilgan paytda ko'p so'zlar bo'ldi, mana endi ochildi. Demak, uzr qolmadi bizga. Haqiqatdan ham o'sha kela olmagan kunlarimiz bo'ldi, masjidni sog'ingan kunlarimiz bo'ldi. Buni dalil isboti biz masjidga kelishligimiz bilan bu ibodatni o'z o'rnida mana bu o'sha ko'rsatilgan shartlarga ko'ra chiroyli bajarishlik bilan bo'ladi. Hozir aytilmayapti, masalan, savol bo'lishi mumkin. Mana hozir bu yerda biz saflarda ham ko'rsatsangiz bo'ladi. Masofalar qo'yib qo'ydik masjidga. Oralar ochiq o'qilsa bo'ladimi degan savol. Zarar yo'q inshaalloh, oralar ochiq o'qilsa bo'laveradi. Hozir bizning muftiyatimiz tarafdan qo'yilgan talab farz namozlarini o'qinglar degan talab qo'yildi. Alhamdulillah, aslida farz uchun kelamiz masjidga. Sunnatlar bu nafil. Masalan, bomdod namozini biz sunnatini uyda o'qiyveramiz va boshqa namozlarni sunnatlarini ham uyda o'qisak bo'laveradi inshaalloh. Va ibodat vaqtida duolarni o'zingiz qiling debdi. Haqiqatdan ham imom subhanalloh deydi, biz o'zimiz 33 marotaba subhanalloh deymiz. Oyatal kursilarni o'zimiz o'qib, yo'lda ketayotgan vaqtimizda o'qib qo'ysak ham bo'ladi. Masjidda farz namozini o'qib qaytib ketishligimiz bu ham inshaalloh vaqtincha. Vaqti kelib ular ham nima bo'ladi? O'zini o'rniga tushadi. Farzlarni o'qiymiz hozircha va duolarni o'zimiz qilamiz va o'sha ko'rsatilgan talablarga rioya qilgan holatda kelamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizning salomat bo'lasiz. Rahmat ustoz. Chiroyli.